Manşete hoş geldiniz. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden milli takım biliyorsunuz 5 Temmuz'da olmuştu bu maç. Türkiye'nin gollerini Merih Demiral atmıştı ve Merih Demiral ikinci golden sonra bozkurt işaretiyle sevinç gösterisi yapınca da tepkilere maruz kalmıştı. Ve o zaman ortaya çıkmış ve heykelini dikeceğim demişti Tanju Özcan Bolu'da ve heykeli dikti. Bozkurt işaretli Merih Demiral heykeli. Bunu yapan bir CHP Belediye Başkanı. Fakat CHP e, Tanju Özcan'ın ne ilk vukuatı bu ne son vukuatı. Tanju Özcan'ı daha önce disipline sevk etti. Daha sonra bunu erteledi. Ne bileyim partide tuttu. Aday gösterdi tekrar. Tanju Özcan'dan vazgeçmedi. Bolu'yu kaybetmemek adına. Ne uğruna yani işte... Adayı göstermezsin gider o da bağımsız aday olur veya başka partiden aday olur. Kazanabilir yani çok mu gerekli? Ama enteresan çok gerekliymiş demek ki ve parti bunu taşımaya devam ediyor. Elbette Tanju Özcan figürü belki bir yönüyle zararsız bir figür ama... ...CHP'nin genel başkanlık katı da aceta bambaşka tuttuğu yolla ve söylemleriyle eleştiriliyor. Özellikle dünden bu tarafa ondan bugün... Ekstra bir manşet yapayım dedim. Günü ve saati olmamasına rağmen sadece bu konuyu konuşalım. Medyaskop kanalında, YouTube kanalında Ruşen Çakır'a konuştu. Özgür Özel. Normalleşme bitti diyorlar. Bitmedi. Gerekli görürsem gider Erdoğan'la bir daha konuşurum. 28 Şubat Paşalarını istedim, hallettiler. Ben de teşekkür ettim diyor. Bir de özel kalemi arayarak teşekkür etmiş. Yani Erdoğan'ın özel kalemiyle muhatap oluyor. CHP Genel Başkanı, ana muhalefet lideri. Bir sürü problem var burada. Yani normalleşmeden kastı Pazarlıkla cezaevinden adam kurtarmak. Sırada cezi, gezi tutukları falan var diyor. Lafın devamında da. Şimdi böyle bir genel başkan. Yani hukuk devletini savunması gerekirken, hukuku savunması gerekirken, hukukun yeniden teşhisini savunması gerekirken, mevcut rejimi kabullenmiş ve sarayla diyaloğunu normalleşmeyi belli periyotlarla içeriden belli belli periyotlarda içeriden adam kurtarmak olarak algılıyor ve bunu da bir maharetmiş gibi anlatıyor. Yani susman gerekir. Bunu bahsetme. Bunu anlatma yani. Gene o söyleşinin bir yerinde işte biz diyor kendi içimize döndük. iç meselelere döndük. Ondan dolayı oyumuz geriledi. ikinci sıraya düştük. Hem böyle diyor hem de daha sonrasında da işte göreve geldikten sonra bir sürü danışman vardı onları kapının önüne koydum odalarını boşalttım falan filan işte şöyle direndiler böyle direndiler. Bana ne anlatıyorsun bunu yani? İçeride ne yaptıysan yaptın. İleride kitap yazarsın anılarında anlatırsın. Hem içe döndük ikinci par, ikinciliğe düştük diyor. Hem de içerideki bir takım. İşte Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalan danışmanları ve odalarını nasıl boşalttığını, nasıl tahliye ettiğini anlatıyor. Sığ bir insan, çapsız bir insan. Ama ne çare ana muhalefet lideri olarak, CHP Genel Başkanı olarak ortada dolaşıyor. 11. ayında iflas etmiş bir insan. Diyor ki işte laflarımı alıyorlar, önüne başka, sonuna başka ilaveler yapıyorlar ya da cımbızlayarak falan yorum yapıyor. Kimse cımbızlayarak yorum yapmıyor. Herkes ne, ne duyduysa, ne anladıysa öyle yorum yapıyor. Ne duyduysa, ne anladıysa öyle yorum yapıyor. Senin icraatın ortada. Yaptığın ettiğin ortada. Yani. Mansur Yavaş ön plana çıktı ve zannediyorum bu durumdan en çok Ekrem İmamoğlu rahatsızdır. Çünkü bir Özgür Özel e, sorunsalı, var, sorunsalı var ve bunun artık herkes farkında. Yani emin olun Özgür Özel yarın öbür gün gittiği, gittiği yerlerde konuşmayı çok seviyor. Her mikrofona atlıyor ama gittiği yerlerde emin olun bakın Yakın bir zamanda sataşmalar başlayacak ve sonra protestolar başlayacak. Şu anda zaten sorgulanıyor pozisyonu ve bildiğini okumaya devam ediyor. Fakat CHP'nin yakın bir dönemde böyle bir liderlik krizi yaşayacağı oraya doğru gittiği aşikar. Öte tarafta Cumhurbaşkanı adaylığında da bir kriz var. Ekrem İmamoğlu yavaş yavaş devreden çıkıyor ve bu kendisi de bunun farkında. Maalesef durum bu. Güçlü adaylardan biriydi ama olay Mansur Yavaş lehine evrilmiş görülüyor. Metropol'de Erdoğan Yavaş yarışında kim ne oy alır demiş. Özgür Özel'i gömmüş orada Metropol ayrı bir konu. Onu da sormuş çünkü Özgür Özel aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne oy verirsiniz? Yavaş yüzde %40 oy alıyor. Erdoğan 28, Özel 12'de. Fikri ve olmayan da 18'de. AKP'lerin AKP'lilerin %16'sı Yavaş'a oy veriyor. CHP'lerin %74'ü, MHP'lerin %32'si, C İYİ Partilerin %68'i, DEM Parti'nin de %24'ü Yavaş'a oy veriyor. Yani Yavaş'ın partilerden oy alma potansiyelinde de herhangi bir gevşeme, gerileme yok. Her ne kadar Özgür Özel şeyle birlikte, Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir takım metro projeleri filan, tramvay projeleri açılışında olsa da Yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu denklemden çıkmış gibi görülüyor. Ee, özellikle şu son birkaç aydaki e, performansı itibariyle. Ne çare? İşte genel başkanı biraz önce anlattım. Sarayla, saray rejimiyle pazarlık yaparak bir yönüyle de hukukun falan artık olmadığını falan kabullenir bir vaziyette. Enteresan bir biçimde içeriden adam kurtarmak olarak görüyor mis misyonunu. CHP'de büyük bir rahatsızlık var. Yani iktidara bir öfke var tabanca. Sadece CHP tabanında söylemiyorum. Genel olarak seçmen tabanında Türkiye'de iktidara büyük bir öfke var. Ama muhalefetin de bu işi çözeceğine inanç yok. Muhalefetin tabanında da muhalefete öfke var. İktidara talip olmadıkları için ve... E neyi nasıl yapacaklarını söylemedikleri için. Ekrem İmamoğlu son tüzük kurultayında söylemişti. Millete nasıl geçinemediğini anlatma vakti bitti. Onu biliyor zaten millet demişti. Bizi gören vatandaşlar bunu geç diyecek. Çok da güzel bir üslupla anlatmıştı. Bana ne yapacaksın onu anlat. Özgür Özel bildiği tarzda götürüyor. İşte yok fındık mitingi yok fıstık mitingi. E, e, söyledim yakın zamanda gittiği yerlerde önce sataşmalar sonra da protestolar olacaktır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün, hadi demeyeyim diyordum da dilime kadar geldi söyleyeyim. Önce katillerle tokalaşacaksın, sana demediğini bırakmamış, sonra da gidip hırsıza karşı ayağa kalkacaksın. Bu içe sindirilecek bir konu değildir. Sen içine sindirebilirsin de, tabanının iktidara bu denli öfke birikmiş, iktidara, iktidarın kendi seçmeninde de öfke birikmiş, bunu anlatamazsın. Özgür Özel sadece Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarını değil, yargıyı tamamen kendine bağlayıp emir eri haline getirmesi de, getirmesini de meşrulaştırıyor. Maalesef demiş Ergun Babahan. Evet. Bahçeli Özel'e meclisin açıldığı gün sabahleyin çürük, tipi tip, gevşek, soysuz, zirzop demişti. Akşamında da resepsiyonda o kare resepsiyondan tespit edilmiş bir kare. Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor falan diyerek. <laughs> sulh çubuğu tüttürmüşlerdi. Esasen sabah söylediklerinde tamamen olmasa da bir miktar haklı olduğu ortaya çıktı. Hangi sıfatları hak ediyor? Bahçeli'nin özele saydırdığı sıfatlar bunlar. Beş tane alt alta. Hangisini hak ediyor? Varın siz karar verin. Acaba hangisi yakışıyor? Burada ben Bahçeli'yi kınam kınamıyorum. O misyonunu yapıyor yani. Misyonunun gereğini yerine getiriyor. Suat Kınıklıoğlu yazmış. Erdoğan İsrail tehdidini ortaya attı. Özgür Özel hemen hemen konuyu sahiplenip meclise getirin dedi. Tehdit bir yana bir fiil iktidarın halen ticaret yaptığı İsrail'in ülkemize yönelik bir tehdit olarak zikredilmesi yani yeni bir beka söyleminin inşası işidir ve kimin işine gelir bellidir. Bütün gazetelerde bugün Erdoğan'ın bu beka söylemi bir şekilde yer bulmuş durumda. Bunu okuyamayan bir ana muhalefet liderinin yarın yoksulluk, yolsuzluk, adalet konularında ağzını açtığında İsrail beka söylemiyle susturulacağı aşikar toplumun %72'si ana muhalefet boşluğu olduğuna inanıyor. Ana muhalefet boşluğu olduğuna inanıyormuş. Şaşırtıcı değil mi? Aslında değil. Büyük bir fırsatı heba ettiler diyor. Daha önce ekrana getirmiştik. Metropol anketi muhalefet boşluğu var mı? %72'si evet var diyor. Umarım yanılıyorumdur ama bu gidişte Ekrem Bey de, Mansur Bey'de aday olsalar kazanmaları gittikçe zorlaşacak bir siyasi atmosfere yöneliyoruz. Üzerinde yetkisi olan kişilerin CHP lideriyle açık ve samimi olarak konuşması gerekiyor. Gidişat gidişat değil demiş. Gidişatı anlattım. Nereye gideceğini de söyledim. Burnunun dikine yürüyor arkadaş. Döneceği de yok. Bakın CHP Amerika temsilciliğini kapatmış. Türk evine akredite oldu. CHP bundan böyle tüm resmi temaslarını Türk evinde sürdürecek demişti Özgür Özel. Yurtarı Özcan bana en son söylenen New York'ta herhangi bir program toplantı Amerikan Türk seçmeniyle bir buluşmaya da havalimanında bir karşılama istemedikleri oldu diyor. Yani Özgür Özel daha oraya giderken iktidara angaja olmuş. Ve temsilci diyor ki hiçbir şey yapma istemiyoruz. Ki bu temsilci Yurter Özcan, Türkiye Sezgin Boran Korkmaz davası, Halkbank davası, Ensar Vakfı'ndan ABD merkezi Türken Vakfı'na transfer edilen paralarla ilgili paylaştığı bilgi ve belgelerle tanınan bir isimdi. Ömer Murat paylaşmış son anlattığım meselelerle ilgili. CHP yönetimi hukukun üstünlüğünün tesisini değil, rejimin ayrıcalıklı zümresine dahil olmayı talep ediyor. Bana kim olduğunu söyle, sana suçlu olup olmadığını söyleyeyim anlaşına karşı değiller. Kimlik ayıran, yani suçlu tespitinde kimlik ayıran. KYK'lıları yanına yaklaşmadığı, yaklaştırmamasının nedeni de bu Özgür Özel'in. Bana kim olduğunu söyle, sana suçlu olup olmadığını söyleyeyim anlaşına karşı değiller. Sadece orada kendilerine daha fazla söz hakkı verilmesini talep ediyorlar. Biz de seçelim. İki madde saymış. İki sorun bu tutumu sürtürmeyi zorlaştırıyor derken ikincisini önemsiyorum. Özel, Özgür Özel, Selefi kadar yetenekli değil Kemal Kılıçdaroğlu. Rejime muhalifmiş gibi yaparken rejimin muhalefeti olma rolünü oynamakta zorlanıyor. Ezberlerini karıştırıyor demiş. Ana gündem budur. Mahve eğilmez. Defalarca farklı laflarla mesajlarını ekrana getirdim. 2020-21 yılından beri aynı şeyi söylüyor. Mahve Hoca. Enflasyonu tek haneye indirmenin yollarını şöyle sıralıyor. Hukuk dışılığı, liyakat dışı artamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlıklarını çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz. Bu kadar. 2 i̇ki kere 2, iki, 4 katiyetinde. Bir manşeti daha bu özel gündemle yaptığımız manşeti kapatıyoruz. İyi hafta sonları pazartesi görüşmek umuduyla.